Arkadaşlar, Stray'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Doc ve oğlunu kavuşturmuştuk. Şimdi ise tekrar Momo'nun yanına gidecektik yanlış hatırlamıyor isem. Bu abim ne yapıyor burada? Abi, daha fazlasını bulabilir misin sence? Bu parça çok ünlü bir algoritma destekçisidir. Ha, buna şeyleri vereceğiz tek tek, bu da çalacak. Tamam abi, sen çal, ben bir sonraki geçişimde bir sonrakini vereceğim sana. Merhaba. Momo botunda seni bekliyor. Ona katılabilirsin ama burada yapmak istediğin her şeyi tamamladın mı? Tamam, sen ardından kapıyı kapatacağım çünkü zörgler içeri sızar yoksa. Hayır, burada yapmak istediğim her şeyi tamamlamadım. Mesela bunu bir deneyeceğim. Bir saniye. 8801 diyor. Sıfırımız yok. Bu kodu bulamadık. Bu birinci yapmak istediğim şey. İkinci yapmak istediğim şey ise bir tane daha kutuya ihtiyacımız var. Bunu almışız. Bunu da yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu aldık. İki tane burada var. Üç şurada var. Üçüncü. Bunu almış mıyız? Bunu da almışız. Bu üç. Bu ikisini almıştık. Aşağı kata komple baktık. O zaman yukarıda bir tane vardı, almıştık. Ama demek ki yukarıda almadığımız bir tane daha var. Son bir tane daha lazım. İki tanemiz var ama üçüncümüz yok. Mito? Hava çok hoşuma gidiyor şu an. Bunu nereden bulabilirim? Mito bize yardımcı olmuyor. Sen çala dur, ben bir şu bara tekrar gireceğim. Humble Bar mıydı? Neydi? O kasanın şifresi için. Aa, burada. Duffer Bar burasıymış. 1283. Vallahi buldum şifreyi. 1283. 1283. Abi ben gelene kadar sen bu parçayı da çal. Evet, sen çal. Ben geleceğim. 1, 2, 8, 3. Sizce ne çıkacak içinden? 1, 2, 8, 3. Vallahi sonuncu nota kağıdını da buldum. Tamam. Bu da demek oluyor ki hepsini çözdük. Helal. Hepsini verdim. Daha fazla bulabilir miyim mi? Kanka 8 tane vermedim mi? Arkadaşlar 2 tane var diyor. Aa, 8.'yi de enerji şeyiyle alacağız. Aa, sanırım öyle arkadaşlar. Şurada sanırım 8. nota kağıdı. Evet. O zaman bir enerji kutusu bulmalıyız. Abicim, ben sana 3 tane versem. Kusura bakma ama bu net yetmez diyor. Nereye bakmadık? Abicim, nere? Aha. Vallahi buldum. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu çok zor yere koymuşlar ama. Bunu internete bakmadan bulamazdım ya. Yani ya saatlerce burada dönüp dolaşacaktık ya da bu şekilde bulacaktık. Birazcık küçük bir hile yardımına başvurduk ama bulduk. Bulduk. Tamam. Şimdi bunu geri götürme vakti. Şey neredeydi? Bize bir location. Takasçı bu tarafta kalıyormuş. Abi son nota parçasını ver de gidelim. Allah razı olsun abi. Aa, anıymış bu. Çıkın.
çok ilkel bir bakıcı bot modeli. O zamanlar herhangi bir kişilikleri yoktu. Fazla abartılmış otonom temizlik robotuydu. Hepsi sadece. Sonunda insanlara özenmiş olmaları güzel bir şey bence. İnsanları özlemişler gibi sanki ve böylece soylarının tükenmesini engellemişler bir nevi. Bunlar iyi robotlar. Güzel, bir ana daha kurtarıldı. Şimdi o zaman geriye kaldı bir nota. Şöyle bir gidelim. Şu nota kağıdını da verelim. Tıkıdık 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 tık tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Tıkıdık 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 tık tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Bu da last one herhalde. Sonuncu kağıt mı? İşte bu da son nota kağıdı. Harika iş çıkardın ufaklık. Al bu rozet, senin olsun minnettarlığımın nişanesi. Müzik rozeti. Son parça nasılmış bakalım. Soğumaya bırak. Çalabilirim muhtemelen. Deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Ben de burada yatıp dinleyeyim. Güzel. Bu arada şöyle bir şey öğrendim. Oyunda sadece 1 saat uyuyarak kazanabildiğiniz bir başarım varmış arkadaşlar. Bitti sanırım bu. Başka bir konuşma yapmayacağız. Gitmeden son şakamızı yaptık. Tamam. Bitti dostum. Her şey için teşekkürler. Tam bir müzisyen oldum, çıktım sayende. Ne demek, rica ederiz. Tamam. Bütün görevleri bitirdik. Biraz internetten yardım aldık çünkü zordu bazılarının lokasyonları gerçekten. Ya böyle her yeri didik didik gezeceksiniz, çok vaktiniz olacak. Ben de şimdi yayındayım. İnsanları çok bunaltmak istemedim, o yüzden birazcık tryhard bir şekilde bulayım hızlıca. Hani siz de beklemeyin istedim. O yüzden internetten yardım aldım açıkçası. Momo botun da seni bekliyor. Ona katılabilirsin. Burada yapmak istediğin her şeyi tamamladın mı? Tamamladım. Ne güzel oğlum yol ya. Momo'ya bak sen, Momo'ya bak. Merhaba Momo. Hazır olunca bota atla gidelim buradan. Hazır olunca dediğine göre etrafta bir şey olabilir. Bir içeriye dikkatli bakalım. Aa, şey de demiş olabilir. Ama geri dönmek istiyorsak diyeceğim de kapıyı kapattı, geri dönemeyiz şu an. Şu içeriği bir küçük inceleyelim. Bir hatıra, bir anı, bir şeyler var mıdır ki? Yani var gibi durmuyor açıkçası ama. Burada bir şey yok gençler ya. Köprüden önce son çıkış konuşmasıydı galiba. O, atlıyorum valla. Haydi go. Artık Baltazar'ı bulabiliriz. Gidelim haydi dedi. Ve gidiyoruz. Bakalım yolculuk nereye? Lağımlar. Gerildik Momo.
şu oturuşa bak. Allah'ım yerim seni. Nereye gidiyoruz acaba? Allah'ım üstümüze bok yağıyor ya. Of ya. Kokacağız. Kötü kokacağız. Benim Momo'yu bir saniye bile beklememe rezaletim. Bekle dostum, kapıyı açacağım sana. Ben bunlar için eğitilmiş bir kediyim. Sonra da buraya çıkacağız falan herhalde, anlamadım. Anana anana anana. Üstüme tutamıyorum, üstüme tutamıyorum, lanet olsun. Çok korktum abi, öyle bir şey çıkacağını zannetmemiştim. Birden çıktılar. Hay Allah'ım ya, dümük koptu. Bana bunun infosu gelmedi. B12'yi açmamız gerekiyormuş burada arkadaşlar. Bunları öldüreceğiz çünkü. Şarj olana kadar biraz etrafta dolandık. Ay ay ay, ısırmış bir tanesi benim. Tamam, son bir tane kaldı. Gel, doğ doğ. Oğlum korktum be. Gel reis gel. Bizi de alacak mı şuradan be? Hadi gidelim. Oğlum burası var ya, leş gibi kokuyordur. Bak bak, bok parçaları yüzüyor suda. Ay. Korkunç bir mekan oğlum burası. Outlast'ın şey sahnesi gibi. Lağım sahnesi vardı ya. Kapkaranlıktı. Ben pilsiz oynamıştım. Bana orayı anımsattı. Ama sakin bir mekan. Geldik. Varmış ya yukarıda, metal yiyorlar hala. Kapılar açılıyor. Haydi. Yine mi benim yapmam gereken bir şey bu? Ne yapacağım Momo? Sadece manuel açabiliriz sanırım. Okey. Ama nasıl? Ne yapacağız abi? Ha, bir taraftan sen, diğer taraftan ben mi yapacağım? Oha. Gücüm yetmiyor. Siz olmadan ilerleyemem.
Yol aramaktan vazgeçmeyeceğim. Valdez ve Clementine'i bulduğunuzda cesaretimden bahsedin onlara. Abi sen tek kalırsan ölmezsin inşallah. Biz girdik buraya ama hani silah da bizde yani. B12 sen yukarıda dur, her an bir şey gelebilir. Geldik daha. Demin evdeydik ya. Aha. Bunların içine girersek doğuyorlar sanırım. Hassiktir. Da zorlayıcı olmadı. Ama umarım bir detay unutmamışızdır ya. Oh be abi, şu silah o kadar iyi oldu ki. Eziyet gibiydi şunlar. Ananı yiyeyim. Nereye geldim? Buraya atla, buraya atla, buraya atla. Ims. Bir hatıra daha mı bulduk? Zor kalan her yerde bu maddeden de yetişiyor. Neden yapılma böyle? Canlıymış gibi akıyor sanki. Dev bir organizmanın mı içindeyiz sence? Bu tel ürpertici bir şey. Tel ürpertici. Bir tane anıya atlamışız bu arada galiba ya. Bir boşluk oluştu. Umarım geri dönmek zorunda falan kalmayız. Bro. What can I do sometimes ya, ne yapacağım? Burada değil mi ki olay? Bunlar uyuyor. Hmm.
Aha. İki taraftan da mı açmam lazım ki anlamadım. Yok. Gidin şuna. Oh shit. Abi bu nasıl bir şey ya? Böyle gözünü falan açıyor. No way. Gerildik ama o gerildiği sizde gerginliği sizde hissettiniz mi? Abi şu gözler bakmasın bana ya, çok iğrenç bir şey bunlar, ne böyle ya? Ölüyoruz. Hadi lan oradan. Yakalanmamamız lazım. B12 baygınlık geçirdi. Artık silahımız yok. Bu yolda yapayalnızız. Yalnızım ve acılar dört bir yanımı sardılar. Bir sağa bir sola kaçarım ama kurtulamayırım. Her yerden geliyor kahpe köpekler. Bizi asla bırakmazlar. Allah 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 Allah. Nasıldı şarkım, beğendiniz mi? B12 kendine gel annem, kalk. Kalk. Bayıldı bu. Alo. Are you okay? Çok karanlıktı. Tek başıma kaldım. Tekrar şebekeye düşmüşüm gibi hissettim ama beni kurtardın. Teşekkürler dostum. Aşırı akım çekmek çekirdeğimi çok zorladı. Akorşin paramparça oldu. Artık dikkatli olmalıyız. Evet, artık silahımız yoktur. So. Neredeyiz? B12 olmasa da hiçbir şey yapamayacağız ha. Pıtı. Oğlum benim kedinin iyice bir yıkanması lazım var ya, boklu sularda. Ben buradan sığamam mı ya? Ha, sığarmışım. Ananı yiyeyim, o kim lan? Momo mu? Hayır. Mia? Bir lağım yolcusu. Senin türünden birini göreli asırlar olmuştur. Daha önce bizimle temas kuran da sen miydin minik dış dünyalı? Dış dünyalı Baltazar seni bekliyordu. Köyümüzün tepesinde meditasyon halindedir şimdi. Oha geldik. Karınca köy. Şu
şu makine. Asistanlığını yaptığım bilim insanı da bundan kullanıyordu. Hangi makine diyor? Hastaydı, bu son umuduydu. Makinenin içine girdi. Ama o sırada yanında değildim. Tek başınaydı. Ne yapıyordu? Kendi bilgisayara yükledi. O zamanlar her şey farklıydı tabi. Yükleme esnasında bir şeyler ters gitti. Yüzlerce yıl içinde mahsur kaldı. Ta ki bir kedi ortaya çıkana kadar. Lan yoksa kendi mi? B12 bilim insanı mı? Bendim, o bilim insanı bendim diyor. Evet. İnsandım ben. Durup düşünmem lazım biraz. Sen şaka yapıyorsun. Merhaba Miyav. Tanışalım mı? Üzgünüm ben. Durup düşünmem lazım biraz. Şu an hiç konuşma havamda değilim. Okey. Kediyim işte. Görünce dayanamıyorum. Birazcık biz de törpü yapalım o zaman. Bir sağ bir sol, 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 bir sağ bir sol. Yeter. Merhaba. Size tanışamıyorum. Ama size miyavlayabilirim. Ya hiç kimseyle tanışamıyorum ki. Hatırlayamıyorum da. Şu anda B12 geçmiş hayatında insan olduğunu fark ettiği için konuşmak istemiyor. Başka neleri unuttum? Ailem, arkadaşlarım olsa gerek. Herkese ne oldu? Şehri açmak istemiştim ama kurtaracak kimse kaldı mı ki? Buraya nasıl çıkacağız bunu? Sorduğun soruya bak Buse. Sen kediysin. Ananı yiyeyim. Böyle meditasyon mu olur lan? Bu da ne? Korktuk. Transandantal meditasyon yapana kimse dokunmaz. Haberin yok mu senin? Aa, sensin demek. Şu çağrıyı aldığımızda Momo'nun yanındaydık. Sonunda tanıştığımıza sevindim minik dış dünyalı. Momo'ya da tanıdığına göre biz dış dünyalara aşinasındır. Onları özlüyorum. Anıları bana dinginlik veriyor. Momo varoşlarda kaldı. Doku bulmaya yardım ettiğini duydum. Bir de Clementine. O merkezde şimdi. Dış dünyayı görmek istiyorsan seni oraya götürebilecek kişi o. Şehirden ayrılmak için bir planı varmış anlaşılan. İşte al bunu. Bu resmin arkasına adresini yazdım. Merkeze ulaşmak için küçük köyümüzün tepesine tırman. Senin gibi hünerli bir varlık için kolay olsa gerek. Dış dünyaya ulaşmayı başarabilirsen bir ilki başarmış olacaksın. Bol şans dilerdim ama ihtiyacın yok senin. Sana inanıyorum. Kapanıp iletişimi kestiğim için affedersin. İnsanım ben. Dünyadaki son insan muhtemelen. Ama şu halime bak. Neyim kaldı? Çoğu şeyi hatırladım ama ne kadarını unuttum. Clementine bulabilirsek hafızamı geri kazanabilirim. Seni de evine götürebiliriz. Aşağı dönüp bakıcı botlardan daha fazla bilgi alabiliriz. Ya da ilerleyip merkeze gidebiliriz. Bence aşağıdakilerle tanışmalıyız bu arada. Zaten çok bir insan yoktu aşağıda. Merhaba. Dökülen çöpün yatıştıran sesi, yanar döner şelaleler, tehlikesiz, şiirim üzerinde çalışmak için cazip bir yer. Şunu bir dinle. Ey sen balyozlardan güçlü beton, göğsünün ardında koruyan benliğimi, mezarım da yine senin içinde mi? Çok mu derin sence? Aynen ondan. Merhaba. İstatistik olarak 8 oyun kazanmam gerekirdi. Peki ya sen? Diğeriyle konuşmak istiyorum. Heh. 6'ya karşı 9536 oyun kazandı. Oyun kazanmaya programlamıştım aslında. Yine de sen kimseye çaktırma. Made Epsilon'un kendini öyle diyor. Bir gün büyük sanatçı olacağından eminim. Taze boyanın kokusuna bayılıyorum. Bana her şey. Ben koku alamıyorum. Ne kadar üzücü. Aa, kıyamam sana. Keyfini kaçırdık. Naber dostum? Beyaz boyanın 900'den fazla tonu olduğunu biliyor muydun? Kimseye çaktırma ama kendi boya tonumu üretiyorum. Adı da çöp beyazı olsun.
Tamam, bunlarda önemli bir bilgi yok. Şuradaki hatırayı alalım. Benliğimizi bulmak için. Şu dil bakıcı botlar bunu sıfırdan kendileri geliştirdi. Ne etkileyici. Şebekede geçirdiğim zamandan oluşum sürecini hatırlar gibiyim. Ne zamandı bilmiyorum ama bir ara tüm iletişim dili bu simgelere dönüşmeye başlamıştı. Epey uzun süre bilgisayarda yapayalnız mahsur kalmıştım. O yüzden her şeyi anlayana kadar her simgeyi, her kelimeyi tek tek uğraşıp çevirdim. Artık serbest kaldığımdan dillerini de bildiğime göre neler söylediklerini merak ediyorum. Okey. Ay, şu adamla da konuşalım, dur. Zorklar her yerdeler. Başka da bir şey demiyor. O zaman buradan hikayeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Herkesle konuştuk. Arkada bir şey var lan. Süründüğüm için ona kalpler çıkıyor. Çok tatlı ya. Ya burada biri daha var. Şu yemek iğrenç bir şey aslında ama buralarda bir bunu bulabilirsin. Bu çöpü böyle yiye yiye sonunda ön kasamı söküp atmam gerekecek gibi. Senle de tanışalım mı? Herkes bana teneke şef der. İleri dönüşüm atıkları spesiyallerini yaparım. Sağ ol abi, biz onları yemiyoruz. Biz de günlerdir aç kaldık ha. Evet, sanırım buna binme vakti. Aa. Bizim yukarı çıkmamız gerekmiyor mu? Öyle demişti sanki. Aa, bunlar yeni insanlar. Ziyaretçi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Şu kahrolası zörkler haricinde tabii. Güçlerinden faydalanabilseydik keşke. Düşünsene, çarka falan koşsaydık da enerji üretseydik. Onca potansiyel boşa gidiyor. Merhaba. Büyüyünce Clementine teyze gibi harika biri olmak istiyorum. Ben de onun gibi kaşif olmak isterdim ama büyükler karınca köy dışına çıkmamızı yasakladı. Çocuksunuz abicim, büyüyünce siz de çıkacaksınız. Ha, aşağı indik. Orayı görmemişiz. Buradan devam edebiliyormuşuz. Şimdi biz yukarıya doğru nasıl çıkacağız ya? Clementine'ı nasıl bulacağız? Burada merdiven varmış. Buraya çıktık mı? Çıkmadık galiba. Tamam. Şu tarafa da bir çekleyelim mi? Belki bir şey vardır. Hiçbir şey yok. Merdivenden devam edeceğiz. Merdiveni kullanamıyorum. Çünkü ben kediyim. Niye merdiven kullanayım ki? Sen misin Clementine? Malo. Clement teyze bize gün ışığı görmeden yaşayabilen özel bitkiler yetiştirmeyi öğretmişti. O bitkilerden dev bir koleksiyonum var. Hala bazı renkler eksik ama sarı bitkim, kırmızı ve mor bitkim eksik. Küçük ve çevik biri olsaydı bunlardan getirseydi keşke bana. Kölen mi var lan? Merhaba. Oğlum, bu Clementine nereye gitti eskiden deyip duruyorsunuz? Ben bunlara bitki nereden bulacağım ki? Aa, boya var. Boyaları götürebilirim. Bir de sarı istedi değil mi?
Burada bir şey yok. Ne yapacağız? Kaldık burada da. Şive kedi. Bu boyaları yuvarlayacak mıyım? Nasıl götüreceğim? Bro, sarıyı bulamadım. Sarı. Nereden bulacağım acaba? Aşağı ineceğiz gibi ya. Bunu boş yere koymamışlardı herhalde. Burada bir tane sarı olmalı. Sarı boya. Kırıya çıkmayı da bulamadım zaten. Bir aşağıya tekrar göz gezdireceğim o yüzden. Burada boyamsı bir şey yok. Burada var mı boya gibi bir şey? Şuradan bir aşağı atayım. Şuraya bir inelim. Burada bir yerde bulabiliriz şimdi sanırım. O bitkiler midir artık nedir her neyse. Ben de insanım sonuçta. Aa, çiçekleri toplayacağız sanırım bu çiçekler. Merhaba. Kimleri çöpler geçer bense hazine derim. Okey. Sanırım buradan bir geçiş yok. Bir sürü insanla tanıştık ama. Yani bu güzel bir şey. Kırmızı çiçeği bulduk. Yapacağız şimdi ya. Bu kadar mı burası yani? Oraya gittik, kırmızı çiçeği aldık. Finito mu? Şu pembe çiçek. Pembe çiçek. Neydi? Hangi renkleri istiyordu ya? Mor bitki. Ulan. Tamam, moru da aldık. Aa, sarı da şurada. Gördüm, tamam. Ben de boya vereceğiz de boyayla yapacak zannettim. Hani teknolojici artcurt falan filan. Meğersem olay bambaşkaymış gençler. Şuraya nasıl çıkacağım ya? Bir kat daha yukarı çıkacağım. Ben verebilirdim. Yoldan çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Nasıl geçeceğiz? O tarafta ama gidemiyorum oraya. Gördüm sarıyı da bu arada. Diğer taraf, aha burada. Tada! Bunu da bulduk. Anana hayır. Heh. Tamam. Bu bize bir şey verecek olsa gerek şimdi. Maho. Yardım etmek istemiyorsan peki ama başkalarına yardım edileceği öğretildi. Al oğlum al.
Diğerlerini de bulabilir misin? Oğlum buldum hepsini, bekle. Ya çok tatlı. Bu renge bayılıyorum. Sağ ol dostum. İşte al rozetim, ödülüm olsun. Kendine dikkat et dostum. Görüşürüz. Lan bir şey yokmuş ya. Bu kadarmış. Sadece bir yan görevmiş. Ama bakın. Bakın yanda iki tane rozetimiz var. Görevleri yaptıkça rozet kazanıyoruz. Tamam, şimdi yolculuğa devam edebiliriz. Şimdi buradan nereye nasıl bağlanacağım? Şuradan mı ki ya? Şuna. Sonra şuraya. Sonra buradan böyle buraya döneceğim galiba. Buraya. Buraya. Ben kediyim, her yere atlarım, bana bakma öyle. Burası ve burası. Burada başka görev yoktur diye düşünüyorum. 1 bölümü daha bitirdik o zaman. Burada arkadaşlar bırakıyoruz. 1 saatlik bir bölüm daha oldu çünkü. Kafi diye düşünüyorum, yaklaşık 1 saatlik. Strain 4. bölümünün de burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın YouTube. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.